Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederiz saygıdeğer basın mensupları. Bugün saat 9'u 10 geçe Nevzat Ayas Fen Lisemiz'deki 10C sınıfındaki öğrencilerimiz sınav esnasında iken sınıfın arka sıraların üzerinde bulunan yaklaşık olarak 3,5 metre civarındaki bir alandaki sıvanın düşmesi neticesinde kısa süreli bir çocuklarda acaba deprem oldu mu gibi bir panik ve artı arka sıralarda sınav esnasında oturan öğrencilerimizin üzerlerine düşmesi neticesinde 4 öğrencimizi hastaneye getirdik. Şu anda öğrencilerimizde herhangi bir kırık çıkıkla ilgili hayati tehlikeyi arz edecek bir durum çok şükür yok. Öğrencilerimiz tedbir amaçlı olarak 4 öğrencimiz şu anda gözetim altında, müşahede altında. İnşallah kısa bir süre sonra çocuklarımızı okulumuza ve ailelerine göndereceğiz. Az önce okuldaydım. Okula gittik, gezdik. Orta kat, üst katlarda veya herhangi bir ıslak zemin olup da acaba bir sıkıntı olabilir mi düşündük. Öyle bir durum da yok. Niçin ve neden olduğu ile ilgili olarak da Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle yaptığımız görüşme neticesinde şu anda teknik elemanları oraya gönderecekler. Nedenini, niçinini araştırdıktan sonra ve özellikle okulun diğer bütün sınıflarını da oluşabilecek olan bir durum olabilir mi acaba? Bir tehlike arz edebilir mi? O konuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Tesellimiz öğrencilerimiz de Allah'a şükür çok sıkıntı verici bir durumun olmaması konuyla ilgili olarak neticesinde teknik neticesinde de sizlerle ilgili kamuoyuna gerekli bilgi verilecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm, okulda şu an eğitim devam edecek mi? Devam ediyor. Şu anda sınıfın bir tanesinde teknik elemanlarımız geldiler, incelemeyi yapıyorlar. Yani oradaki o sınıfı daha önceki o sıvadan dolayı bir bombeleme, herhangi bir çatlak da mevzu bahis değil. Çünkü sınıfta, onca sınıfında okuyan bir öğrenciyle de ben görüştüm. Daha önce herhangi bir çatlak veya herhangi bir görüntüyü sizi tedirgin edecek bir şey var mıydı? Yok, tamamen hiç böyle bir şey yoktu. Kendi sınıfım bununla ilgili hiç böyle bir durum mevzu bahis değil. Teknik elemanlar özellikle o sınıftan sonra da ben de okulu gezdim. Normal bildiğimiz gibi sıvalar gayet muntazam bir şekilde. Niçin nedenini araştırdıktan sonra konuyla ilgili daha geniş bilgi kamuoyuna sunulacaktır efendim. Peki tadilat yeni yapıldığı söyleniyor. Hayır efendim. 10 yıl önce yapılan okulumuz 2014 yılında yapıldı. Bu yılki tadilat tamamen mantolama ile ilgili yapıldı. Başka bir şey değil. Tadilatla alakası ilgisi olan bir durum değil. Ne zaman mantolama yapıldı? Mantolama bu yazın. Yazın yapıldı. Bu yaz.